Gülnarım. Gündüz? Buyurun benim. Hay! Dedim bir ayı bana saldırıyor. Kim bu? Bu sefer niye tanıyamadım ki ben seni? Eniştem gibi giyinip onun parfümünü sıktım. Ha, ondan. Ama helal sana. Süper savundun kendini. Çekirge, sana kalbin kadar temiz bu beyaz kuşağı veriyorum. Ama sargı bezi bu. İdare et, evde bu vardı. Olsun, yine de çok güzel. Çok amaçlı bir beyaz kuşak. Darbe alırsan hani oraya da sarabilirsin. Keşke kumsal ablan da mavi kuşak olacağına bundan olsaydı. O un lapasından koyup karnına sarardı. Zaten lapacı o ya. Aman kolu kadar kızdan bir darbe alıyor, 2.80 yatıyor. Gündüz gidip duş alsana ya. Enişte kokuyorum değil mi? Çok fena. Keşke fakir, isimsiz bir ailenin oğlu olsaydım. Seni kaçırıp bir köyde küçük bir evde yaşardık. Ozan be, o da pek olmaz. Onu da ben istemem. Çünkü biliyorsun iş güç her şey burada. Sen de attın. Ama o ne güzel bir haftaydı ya öyle. Unutulmaz. Bir daha olmaz mı sence ha? Ailenden gizli kaçamak da olsa. Hem nişanlından da ayrılmışsın. Babaannem. Benim için önceden ayarlanmış bir evlilik düşünüyor. Ozan. Melike, merhaba, ne haber? Şöyle, ben seni arayacağım. Yok, arama. Arayacağım. Arama, gerek yok. Arayacağım, merak etme, sıkıntı yok, merak etme. Ay, bizim komşunun kızı bahçe işlerine bakıyor da telefon bekliyordu. Soruma cevap alamadım. Arada ailenden gizli görüşelim mi? Seni unutmak 2 yılımı aldı. Şimdi alevlere odun atmayalım ya, ha? Hem zaten öyle her gün görüşememek falan, çok daha zor. Öyle mi diyorsun ya? Ya beni düşününce için mi yanıyor senin? Mangal ya, mangal yani bayağı. Neyse, konuşturma beni. Bence, bak, görüşmeyelim. Bırakalım yangın soğusun. Aynı acıları bana bir daha yaşatma. Çünkü zaten çok zor bir gün beni bekliyor. Ne yapıyorsun? Şenur teyze nerede ya? Vallahi 4 kere seslendim, Yıldız geldi diye ama. Ondan gelmiyor bence. İsim vermeseydin keşke. Olur mu canım böyle şey? Buraya kadar gelmişsin eve davet etmek için. Giyiniyordur ya o. Vallahi bak, hani senin karşına bakımsız çıkmayayım diyerekten. Gel şimdi, gel. Çok ağrım var. Şenur teyze. Hiç öpmeyim kızım. Çok hastayım. Her yerim ağrıyor. Bak, kollarım, vücudum, boynum falan böyle kırmızı döküntü oluyor. Kızamık için biraz yaşlı değil misiniz? Kızamık değil, Einstein. Anne. Kızamık değil, bebekim. Zona oldum ben. Zona mı? Geceydin anne. İşte böyle olurmuş oğlum. Gece yatıyorsun. Sabah kalkacağımız belli mi? Neyse, siz kalkmışsınız. Kalktım ama nasıl kalktım? Ama o her yerim kırmızı zona. Zona diye sızlıyor. Feci. Allah Allah. Neden olur bu hastalık acaba? Sinirsel. Moral bozukluğundan vücudun çökmesi. Bağışıklığım sıfırlanmış. Normal. Normal diyorsun. Git gel. Her gün başka bahane, kapı, duvar. Oğlunla gururun arasına sıkış. Olacağı buydu. Hay Allah. Ne yapsak? İlacı ne ki bunun? İlacı yok. Bu böyle bütün vücutta çıkan uçuk silsilesi gibi. Iy. Hastalık. Birkaç ay dinlenme. İyi beslenme. İyi moral. Stres yasak. Kısmetse geçecek. Çiçek mi o? Evet. Yiyecek bir şey getirdin mi? Yok. O zaman bana bir şifa olmaz. Evet. Hasta ziyareti kısa olur derler. Birkaç ay iyileşmenizi mi bekleyeceğiz? Biz bu akşam bekliyorduk sizi. Ben davet etmek için geldim buraya. Çok hastayım kızım. Bu akşam mümkünatı yok. Geliriz Yıldızcığım, geliriz. Akşam 9 gibi sizdeyiz. Oğlum delirdin mi ya?
Anneciğim, ben sana bir ilaç vereceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak. Süper olacaksın. Akşam sizdeyiz. Şey, yani emin misin? Selam söyle. Akşam bekliyoruz. Oğlum, ben akşama nasıl iyileşeceğim ya? İyileşemem ki. Bir duşa girersin, bu ruj lekelerini çıkarar. Oğlum, ne ruju? Bırak ruj, daha ruj bak, değil ya. Şimdiden çıkıyor, görüyor musun? Tamam be, bırak ya. Rujla tutkayı karıştırdım. Plastik makyaj işine mi girdin anne? Hayırlı olsun. Ay, ay, daha çıkmaz oğlum. İyile, anca ayçiçek yanına çıkar, acıdı be. Artık inanamıyorum sana ya. Kız çiçeğiyle gelmiş ya. Çiçek. Oo. Keşke çiçek hastalığı diyeydim. O zaman bulaşıcı diye yanıma yaklaşmazdı. Bay bay. Ela'dan mesaj gelmiş. Bu akşam buluşup gelecek ayın planını yapalım diyor. Uhu! Aferin Ozan. Yaşa be. Aferin canım kayınvalidem. Yaşa be diyeceksin. Benim o performansım resmen ödüllüktü. Yo, bak gerçekten füze gibiydin. Yani hakikaten senin sayende şu an bayağı influencer oluyorum. O ne kız? Ben onu bilmem. Ama eğer bu paralı bir şeyse %10'unu alırım. İlla ki. Merhaba. Oo. Ne haber ya? Fatma, ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım? Sen ne yapıyorsun? İyi. Ay, perişan olduk. Karlarca. Kız duydumlarca. Nasılsın aşkım? Aşkım mı? Tony dedi ya. Ne var ne yok? Nasılsın hayatım? Evet, mersi. Hoş geldin. Evet. Hayatım, tipilerde Cengiz Bey'le Yaşar Bey'le mahsur kalmalar olay. Hiç sorma hiç. Hiç sorma hiç. Oo. Bu Cengiz Bey, biz karar verdik, ilk fırsatta gidip Gizem Hanım'ın elini öpeceğiz. Meğer ne mübarek bir insanmışsınız diyeceğiz. Değil mi kanka? Öncelikle ortalık yerde sizle eski müstakbel kayınpederimin dedikodusu asla yapmam. Hani ama orada hep yapıyorduk ya. Sonralıkla kanka nedir pardon? Ne kankası ya? Hani orada hep diyorduk ya. Neyse, hadi işimize bakalım. Hayatım, ne içersin? Kahve. Orta. Fal kapatır. Ben de bakarım. Ne falı ya? Kim kime fal bakıyor? Efendim? Gevzede muhabbet, dedikodu, kankalık, kahve falı. Hep bunlar döndü. Şimdi ne oldu birdenbire? Bir soğukluk, bir şey. Yaşar Bey. Bey mi? Oo, tekrar başa döndük. Bakın, herkes bilir ki Gebze'de olan Gebze'de kalır. Ben onu Las Vegas diye biliyorum. Sizle Las Vegas'a gitme ihtimalim yok haliyle. Şu tipinize bakın. Sizin için orada olan orada kalır durumu ancak Gebze. İmkanlar bu kadar. Anladım. Ayrıca öyle kankadır, gıybettir, faldır falan resmiyeti koruyor. Sizle benim aramdaki mesafe Bayramoğlu Gebze diye. Las Vegas Gebze. Öyle düşünün. Neresi? Tabii efendim. Estağfurullah. Cengiz amca odasında mıdır? Ay, özledim onu. Gideyim bakayım mı? müdürüm. Gebze çok soğukmuş. Eksi bilmem kaç diyorlar. Rekor diyorlar. Vallahi sevgili Tuney'im. Az önce yaşadığım soğukluğun yanında tropikal iklimdi diyebilirim.